Hepinize günaydın arkadaşlar. Bugün bu çocuğun mezuniyet töreni var. Bugün mezuniyet törenine gideceğiz ve onu vloglamak istedim. Bundan önce mezuniyet fotoğraf çekimini ve cübbe aldığımız günü falan vloglamıştım. Şimdi o beklenilen gün geldi. Şu an kahvemi aldım. Bir dakika. Kahvemi aldım. Kahvemi şu sanırım tören 1.30'da. Kendi mezuniyet törenime geç kalmak istemiyorum. Şu an bunu kısa tutacağım çünkü şarj ihtiyacımız var. O yüzden hani çoğu zamanımı şeyde çektirmek istiyorum, fotoğraf. O fotoğraf ve video çekmek istiyorum tören başlanınca veya giderken falan. O yüzden bu girişi biraz kısa tutacağım. Umarım eğlenirsiniz. Vloglamak istedim. Bir anı, bir hatıra kalsın istedim. Bakalım bizi neler bekliyor. Güzel bir gün olacak. Bol fotoğraf çekimli, bol şey. Bakalım güzel olacak. Ne oldu, bir şey yaptı o şey, notlar geliş verdi. Işık çok kötü. Merhaba arkadaşlar, bugün sizinle mezun olacağız. Get Tokyo'su ya. Bu da Yunanlı hepsi bunların. Bugün Emre'den kurtuluşumuz kutluyoruz bu arada. Biz daha aramayacağım. Siz de takipten çıkın. Ben bugün takipten çıkıyorum. Ben bugün takipten çıkıyorum. Engelleyeceğim. Lütfen siz de engelleyin. Arkadaşlar Serhan Koçan. Neyse. Bu da bir şey söyleyeyim. Anı kılacak ya. Kimse bir şey söylemiyor bu da. Gel Aslan, sen söylemek ister misin? Bir şey mi söyleyeceğim? Evet. Bir şey söylemem. Fotoğraf çekinirim ama bir şey söyleyemem. Tamam. Selam arkadaşlar. Mezun oluyoruz. Çok güzel gün. Artık bu videonun bence kapanışını yapma vakti geldi. Kapanışını yapma konuşmasının yapılması vakti geldi bence. Gerçekten o gün gerçekten hiç çekinmedim arkadaşlar. Sizden o kadar çok özür diliyorum ki. Çok fazla bir karmaşa vardı. Herkesin ailesi vardı. Herkesin şeyi vardı. Tören esnasında çekmeye çalıştım sizin de gördüğünüz gibi. Ama sonrasında gerçekten hiç çekemedim. Arkadaşlarımla birlikte gittik, eğlenmeye çalıştık ama o zaman da telefonun maalesef ki öyle bir problemim de var benim. Telefonun şarjı bitti. Şimdi kahvemi aldım. Karşınızda duygusal bir konuşma yapmaya geldim. Gerçekten çok garip hissediyordum. 18 yıldır gerçekten kendini bildim bileli bir öğrencilik hayatı içindesin. Bir öğrenme. Öğrenme asla bitmez tabii ki de ama öğrencilik hayatı içindesin ve bazı şeyler bazen bitiyor. Tamam. Değişim güzeldir. Değişimin her zaman severim. Değişim yapmayı. Ama biraz da gelenekselci bir tarafım var. Değişim hiç olmasın. Hep öyle kalsın falan istiyorsun. Hayatında bazı şeylerin hep öyle kalmasını istiyorsun. Hani her ne kadar okul çok stresli bir ortam. Çok farklı bir ortam olmasına rağmen. Stres seviyesi yüksek bir ortam olmasına rağmen. Hayatımda yaşadığım en güzel anılar okulda oldu. Bu İlkokul, ortaokul, üniversite, lise, tüm hepsini içine katabilirsin. Gerçekten hayatımda yaşadığım, gerçi hayatımın çoğunluğu bunu oluşturuyordu ve yaşanılan şeylerin hepsi burada olması çok normal. Artık böyle o koridordan bizim İzmir Katip Çelebi'den mezun oldum bu arada ve orada okuyanlar çok iyi bilir bunu. Oradaki uzun koridordan son kez yürüyüşümdü. Bakıyorum böyle son kez öğrenci olarak yürüyüşüm. Tabii ki hani yüksek lisans kim bilir belki doktora veya orada kalma olabilir. O zaman tabii ki de her zaman yürüyeceksin ama oradan öğrenci olarak son yürüyüşümde böyle oradaki anılarım aklıma geldi. Orada sınava, anatomi sınavını kaçırma anım, oradaki sınavlara yetişme anım aklıma geldi. Hani bunları düşününce gerçekten İnsan bir boşluğa düşüyor. Şu an öğrenci değilsin mesela. Şu an yurttayım. Ama buradan ayrılacağım pazartesi günü. Ve hani tabii ki de İzmir'den de bir süreliğine ayrılacağım ama İzmir serüvenimin bittiğini düşünmüyorum gerçekten.
İzmir bana gerçekten evdeymiş gibi hissettiriyor. Hani havası, suyu, denizi, sahili, insanları özellikle. Hani buradan ayrılmak pek istemiyor insan. Hani değişimden bahsettiğim, hani bazı şeylerin değişmemesini istediğim şeylerden bir tanesi de bu. Hani ne kadar doğru olur veya bunu ileride ister miyim, hiç fikrim yok ama şu anlık bunu istiyorum gerçekten hayatımda. Bir süreliğine evet ayrılacağım ama benim gibi geri dönmeyi çok istiyorum. Burada yaşamayı, burada yeni hayatlar kurmayı, aşık olmayı, yeni şeyler yapmayı çok istiyorum. Şu an üniversite sınavına da az kaldı galiba. Gerçekten şu an izleyip üniversite sınavına girmek isteyenler için sizi muhteşem bir serüven bekliyor. Gerçekten muhteşem bir serüven bekliyor. Hani virüs yüzünden bazı şeyler eksik kalmış olabilir benim üniversite hayatımda. Ama gerçekten geri dönüp baktım, ah şunu da yapsaydım dediğim hiçbir şey yok. Gerçekten çok dolu dolu, çok mutlu olduğum zamanlarım oldu. Gerçekten sizde muhteşem bir anlar, muhteşem anlar, muhteşem zamanlar bekliyor. Hani istemediğiniz bölümü okumayıp çok mutsuz olanlar olabilir, evet. Ama hiçbir şey için geç değil, çok genciz. Türkiye şartları altında bu çok doğru mu bilmiyorum ama niye böyle şimdi şeye gireceğiz? Ekonomiye, Türkiye'yi falan kurtaracağız. Gerçekten çok garip. Duygusal konuşmaları yapmayı hiç sevmem. Çünkü böyle hep... Şu an bile gözlerim ağlamaklı oldu, dolu oldu. Hani bu kanalı bile üniversite zamanında açtım. Pandeminin bile güzellikleri bana oldu açıkçası. Bu kanalı açmak, pandemide açtım bu kanalı sizinle birlikte. Şu an 3000 civarı kişiyiz. Çok güzeldi. Gerçekten sizinle geçirdiğim o son üniversitenin 2 yılı çok güzeldi. Keşke daha önceden bulsaydık, keşke daha önceden şey yapsaydık. Dediğim gibi üniversitenin bana çok güzel anıları oldu, çok güzel arkadaşlıkları oldu, çok güzel insanlar tanıdım ve tecrübeler edindim. Çok farklı düşünceler edindim. Kendimi bulma süreci, bazı şeylerin farkında olma süreci, her şey. Her şey. Bunu her şeye katabilirim gerçekten. Ve şimdi hani farklı bir serüven bekliyor. Bu beni endişelendiriyor mu birazcık? Çünkü belirsizlik biraz sıkıntılı ediyor. Ama her şeye umutla bakmayı çok seviyorum hayata karşı. Gerçekten umutlu olmayı, her şeyi zamana bırakmayı ve hayattan tat almayı bile... Gerçekten bunları çok önemsiyorum ve asla unutmamaya çalışıyorum. Siz de öyle yapın arkadaşlar. Siz de öyle yapın. Umarım bu süre boyunca benle eğlenmişsinizdir. Bu videoda bile, kısa bir videoda bile benle eğlenmişsinizdir. Ama bu duyguları benimle paylaştığınız için teşekkür ederim hepinize. Dediğim gibi öğrencilik hayatım bitti. Gerçekten çok kötü. Üniversite bitti. Liseden mezun olduğumda da aynı şeyler düşünüyordum. Ama üniversite de bitti. Arkadaşlıkla, yani Türkiye'nin her yerinde arkadaşlarınız olabiliyor üniversitede. Emin olun, hani bazıları bitebiliyor. Saçma şeylerden dolayı. Gerçekten üniversitede görmediğiniz kadar saçma arkadaşlıklar göreceksiniz. Seçeceksiniz ama en güzellerini de üniversitede göreceksiniz çünkü. Umarım hayat sizin için çok iyi olur. Umarım bu düşüncelerimi, bu söylentilerimi birazcık daha şey yaparsınız. Size umut olmuş olur. Sizi birazcık da olsa sevindirmişimdir. Sizi çok seviyorum. Tabii ki de YouTube hayatı asla bitmeyecek benim için. Ama üniversite hayatı bitiyor. Bir şekilde her şey geçtiği gibi. Çok uzattım, ağlamayacağım videoda gerçekten. Kendinize çok 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 iyi bakın arkadaşlar. Dediğim gibi üniversiteye şu an girecek olan ve üniversite şey yapacak olan arkadaşlarıma da muhteşem bir serüven bekliyor. Buna kesinlikle hazır olun. Kesinlikle umutsuzluğa kapılmayın. Çünkü siz her şeyi yapabilirsiniz. Ben konuştukça saçmalıyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Bye bye.